Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Peşin peşin söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Bu videolar eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen başka platformlarla da paylaşın. Paylaşın ki daha çok soru gelsin, daha çok içerik üretebilelim. Bugün özellikle sağlık bilimlerinde hemşirelik olsun veterinerlik olsun biyoloji olsun fen bilimlerinde makale yapan arkadaşlar için çok önemli bilgiler vereceğim. Çünkü bu vereceğim bilgileri artık neredeyse bütün dergiler istiyor. Gelin birlikte bu veriler nelermiş, dergiler neler istiyor bunu görelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi veterinerlik olsun, dişçilik olsun, tıp olsun, biyoloji olsun, fen bilimleriyle uğraşan arkadaşlar makale yazdıkları zaman dergiye gönderiyorlar. Dergiler artık yeni bir şey istiyor makalelerden. Belki şu anda makalesini gönderenler varsa bunlarla yüz yüze gelmiştir. Bunlar kılavuzlar. Evet artık bundan sonra dergiler sizden bir checklist isteyecek. Checklist dediğim aslında bir kılavuz. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü Dikers ve arkadaşları bir çalışma yapmışlar. Zannedersem 1997-98 yıllarında 2 senelik bir çalışma ve bu 2 sene içerisinde özellikle bu demin bahsettiğim bölümlerde diş hekimliği, işte tıp, veterinerlik, hemşirelik gibi bölümlerdeki makaleleri incelemişler. Ve bu makaleleri incelediklerinde çünkü herkes biliyorsunuz makaleleri düzgün yazamıyor. Yani bazı şeyler eksik oluyor. Metodoloji eksik olabiliyor. Hakemlerin, hakemlerin de gözünden kaçabiliyor bunlar. Makaleler var ama metodolojisi eksik. Nasıl yapıldığı tam anlaşılmıyor. Tekrar edilemez. Bilimselliği ne oluyor böylelikle? Değeri düşüyor. Dykerson ve arkadaşlarının yaptığı 2002 yılında yayınladıkları makalede şöyle bir rapor elde etmişler. O raporu size söyleyeyim. 1039 tane makaleyi incelemişler. İşte Dickers ve arkadaşlarının yaptığı bu yayında şöyle bir raporlama yapmışlar onlarda. da. Bu 1039 makaleden sadece %31'inin kullandıkları ölçütleri doğru şekilde verdiklerini söylemişler. Bakın Geri kalanı %31'i sadece doğru veriyor. Geri kalanı ise eksik, yanlış bilgiler veriyor. Bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. Çok büyük bir eksiklik. Şimdi %31'i yeteri kadar veriyor. O hani anketlerde kullanıyoruz ya skorlar, VAS skoru olsun veya ölçekler. Onlar hakkında yeteri kadar bilgi verirken diğeri vermiyor. Bunun dışında %50'sinden azı ise deneyleri tekrarlayabilecek veriler vermiş. Yani açıklamalar yapmış. Yani %51'inden azı olan bir makalelerde siz deneyleri yapmak isterseniz o makalelere bakıp yapabiliyorsunuz. Neredeyse yarı yarıya yarısı bunların bilimsel olmuyor çünkü tekrarlanamıyor. Yani eksikliği görüyor musunuz? Yani 1039 makaledeki eksiklikler işte bunun gibi eksiklikleri Dijkers ve arkadaşları not etmişler. Ve bundan sonra bu eksikliklerin bir daha olmaması için yani makalelerin daha değerli toplu çıkması için kılavuzlar geliştirmişler. İşte her kılavuzun bir checklisti var. Bu checklist üzerinde durmak istiyorum birazcık. Nedir checklistler, nasıl bulunur bunlardan söz etmek istiyorum. Aslında yani bu kılavuzlar bir yazarın bir makaleyi yayınlarken ele alması beklenen asgari temel ögeleri içeren açıklayıcı bir kontrol listesini içeriyor. Başka bir şey değil. Checklist dediğim şey kontrol listesi. Başka bir deyişle aslında neyin raporlanması gerektiği ve nasıl rapor edilmesi gerektiği bununla birlikte e, kılavuzların belirli bir amacı olduğu ve özellikle nedir bunlar? Mesela bir çalışmanın tasarımı ve yürütülmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak açısından değerlendirici olması. Bunu bekliyor makaleden. Ya da çalışmanın kalitesinin bir ölçüsünü sağlamak. Örneğin iç geçerliliği değerlendiren bir yöntem, kalite ölçeği var mı? Ya da çalışmayı birçok açıdan değerlendirebilecek bir hakemin yerini almak. Yani iç ve dış geçerlilik, klinik uygunluk, literatür, yani bunlara katkıları var mı? İşte bu yani hakem gibi bunları daha öncesinden eleştirmek. Bununla birlikte bu tür raporlama kılavuzlarının sağlık alanında yapılan araştırmaların raporlanmasını iyileştirmede büyük bir önem arz ettiğini söylemek gerekiyor. Çünkü gerçekten önemli o eksikler kapanmadığı sürece bilime katkı sağlanmamış olacaktır. Şimdi bu kılavuz nasıl kullanılır? Size bunu göstermek istiyorum. Bunu göstermek için gelin bilgisayarıma gideyim. Bilgisayarımda anlatmaya çalışayım kılavuzun nasıl kullanıldığını. Evet arkadaşlar Equator-network.org adresinden bu checklistlere ulaşabilirsiniz. Bakın burada da görünüyor gördüğünüz gibi checklistler. Consort, Strobe. Prisma, Sprint, Stand, Start gibi checklistler gözüküyor. Sizin çalışmanız hangi checkliste gidiyor birazdan onu anlatacağım. Fakat örneğin konsorta bastık diyelim. Konsorta bastığımız zaman şurada gördüğünüz gibi Word dosyasında checklisti indirebiliyorsunuz. Word dosyasına bastığınız zaman checklist yani kontrol listesi bilgisayarınıza yüklenecektir. Ve yüklendiği zaman bakın şu şekilde açılıyor. Evet mesela konsort 2010 checklist diyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapmanız gereken sizin bakın makalenizde neler var? Hangi bölümler var? Başlık, özet, giriş, metot her bir bölümde nelerin olması gerektiğini size söylüyor. Bakın diyor ki başlıkta diyor identification as a randomized trial in the title. Yani bunun Randomize bir çalışma olduğunu başlıkta ver diyor. Veriyor musun? Veriyorsan kaçıncı sayfada bunu yazacaksın? Hangi sayfada bunları yazdıysan. Mesela giriş bölümü. Background and Objectives. Mesela Specific Objectives and Hypotheses. E, hipotezinizi nerede verdiniz? Üçüncü sayfada mı buraya? Üç diye yazacaksınız o zaman. Yani ne oluyor? Buradaki yapılan her şeyin benim makalemde olduğunu buraya göstermiş oluyorsunuz sayfa numaralarını yazarak. Eğer yoksa mesela örneğin sample size. How sample size was determined. Numunelerin şeyi sayısı nasıl belirlendi? Bakıyorsunuz makalenize. Yazacaksınız ama yazmamışsınız. Öyle bir şey yok. Aa işte eksiklik. Bunu yazmanız lazım bu cümleyi yazdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Siz burayı da tamamlamış oluyorsunuz. İşte böylelikle hiçbir eksiklik kalmıyor. İşte bu iki sayfayı tamamladığımız zaman konsort, checklist tamamlanmış oluyor. Peki, şimdi size şunu göstereyim yalnız. Bu tamam, konsorttan bahsettim ama sadece bir tane checklist yok tabii ki. Bakın, normalde Equator Network'ün bir kılavuzu var. Sizin makalenizin hangi kılavuzu, hangi checklisti doldurmanız gerektiğini size gösteriyor. Ben bunun Türkçesini yaptım. Da sizin için kolay olması açısından Türkçe'ye çevirdim. İsterseniz o Türkçesini açayım. Türkçesi üzerinden gidelim. Hemen Türkçesini açıyorum, kapatıyorum bunu. Ekvator sayfasındaki diyagramı Türkçe'ye çevirdim sizler için. İsterseniz bunun resmini de açıklamalara ekleyebilirim, indirebilirsiniz. Bakın şimdi buna göre çalışmanız insan çalışması mı hayvan çalışması mı? İnsan çalışması değilse hayır. Hayvan çalışması mı? Eğer hayvan çalışması da değilse yine hayır. O zaman sizin bir checklist yapmanıza gerek yok. Yani aslında hem insan çalışması hem de hayvan çalışması yapanlar için bu checklistler. Eğer hayvan çalışmasıysa arrive dediğimiz checklist. Bakın arrive nerede? Hemen demek ki sayfaya geçiyorum. Checklistlerin olduğu sayfaya geliyorum. Evet. Eren neredeymiş? İşte burası. Animal Preclinical Studies diye yazmış zaten. Üzerine basıyorum. Ve burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde hiç fark etmez. Onun da Word olarak yani checklist olarak indirebilirsiniz. Evet PDF şeklinde açayım. İşte bu. Bakın bu da hayvan çalışması yapanlar için. Study design, sample size yani bütün dediğim gibi başlıkların burada açıklamaları var. Sizin hangi sayfasına denk geliyor buraya yazacaksınız. Yani iki sayfalık bir checklist. Bunu yaptığınız zaman aslında olayınız bitmiş oluyor. Ha bunun dışında devam edelim. İnsan çalışması mı? Evet, insanlar üzerinde çalıştım. Anket yaptınız mesela diyelim. Çalışmanızdan nicel veriler elde ettiniz mi? Evet et, de, ettik de, diyebilirsiniz. Önceki çalışmaların bulgularını birleştirdiniz ve analiz ettiniz mi? He, hayır. Çünkü derleme değil bu. Derleme ise bakın aşağıya iner. Ta Moos dediğimiz checkliste gider. Evet eğer derleme yaptıysanız Moos'a gider. Eğer e, bu derleme de yani case control veya kesitler bir çalışma varsa Moos'a gider. Eğer bunlar yoksa Prizma'ya gider. Prizma dediğimiz ise sadece nedir? O derlemelerde kullanırız prizmayı. Prizmada bakın sistematik review diye yazmış prizma. Bastığınız zaman zaten aynı şekilde onun da word listesini, word listesini indirebilirsiniz. Şurada açayım ben onu. Aynı şekilde görüyorsunuz. Bu da prizmanın check Yine bakın title, abstract, introduction, methods hepsini tek tek siz makalenizde hangi sayfada olduğunu yazıyorsunuz. Bu da iki sayfalık bir checklist sunuyor. Ha, bunu devam edelim. Deminki anlatmaya çalıştığıma. Evet. Burada dediğim gibi eğer önceki çalışma bulgularını birleştirdiğiniz ve analiz ettiğiniz mi kısımda hayır derseniz tekrar çalışmanız iki veya daha fazla sağlık uygulamasını karşılaştıran bir randomize çalışmamdı mıdır diyorsunuz? Hayır. O zaman çalışmanız riske maruz kalma veya koruyucu faktörler ve sonuçlar arası ilişkiyi araştırdı mı? araştırdıysa evet, Stop. Anlatabiliyor muyum? Hayırsa Çalışmanız yeni bir vaka, yeni pardon, çalışmanız yeni bir e, veya alternatif tanı testini yani diagnosis te, e dediğimiz tanı testinin doğrulanmasını standart referanslara göre karşılaştırdı mı? Evet diyorsanız start. Gördüğünüz gibi bu sorulara cevap vererek sizin çalışmanızın hangi checklisti doldurmanız gerektiğini bu diyagram aslında gösteriyor. Bu diyagramı aşağıda koyacağım demiştim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Ve artık dergiler dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bu checklisti istemektedirler. Bir örnek bir dergi ismi yazıyorum. Mesela pediatrik bir dergi. Bu dergiye girdiğimiz zaman çoğu dergi artık istiyor demiştim. Tabii ki dergiye ilk girdiğiniz zaman yapacağınız şey For Authors kısmına bakmaktır. Yani yazarlara bilgi kısmı önemlidir. Bakın burada birçok şey anlatmış. Fakat ben checklistlere direkt bakmak istiyorum. Evet örneğin buraya girdiğimiz zaman Reporting Guidelines diyor. Ve bu Reporting Guidelines'da bakın sizin makalenizin Randomized Trial mı, Systematic Review mi? Demin bahsettiğim Consort, Prisma, Strobe gibi checklist'in hangisine uyduğunu bakın Equator Network demin benim anlattığım diyagramdan bulup bu checklist'i doldurmanızı ve sisteme yüklemenizi istiyor. Bu bir örnek dergiydi. Artık neredeyse tüm dergiler bunu istediği için önem arz ediyor ve ben de bunu burada anlatma gereği duydum. Bu kılavuzları bahsettiğim gibi kesinlikle diyagramdan bakın çalışmanız hangisine uyuyorsa o checklisti kullanın. Böylelikle hakemler ve editörler dergiye yapılan gönderileri değerlendirirken artık bu standartları kullanacaklardır. Ve yazarların bir makale hazırlarken ilgili raporlama kılavuzlarının maddelerine uymaları şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle önemli. Tek tek bakmanız gerekiyor. Buradaki açıklamama ek olarak Birçok başka raporlama yönelgesi var tabii. Size onu söyledim. İlgilenenler yani bununla alakalı olanlar Ekvator Network web sayfasına bakabilirler. Onun linkini de aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Özellikle strop, prizma nedir dediği zaman önünüze gelecektir. Bir soru işareti olmasın. Lütfen videoyu tekrar dinleyin ve o checklistleri tamamlamaya çalışın. Bu özellikle belirttiğim gibi veteriner olsun, diş hekimliği olsun, tıp olsun, fen bilimleri bunların artık dergilerde sorduğu checklistlerdir. Bu checklistleri çoğu dergi göndermeden hatta bahsettiğim gibi hangi sayfasında ne olduğunu göndermeden artık makaleler kabul olmuyor. Sizler de buna dikkat ederek artık makalenizi dergiye rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.